İşi olur bu durumda. Ama öbür türlü ben yani otelime işim... otelden çıkar şimdi. Çıkmıyor her şey dahil. Tabii sanırım ki çıkmıyor. Şimdi her şey dahil bir taraftan ama butikte de çok iyi hizmet vermen gerekir. Çok temiz oda, çok temiz, güzel bir kahvaltı, sıcak bir ortam yaratmak zorundasın bir kere butik otellerde. Onu yaparsan rahat bir şekilde büyüklerle de bence rekabet sizin edebilirsin. Bence sizin burada daha zor çünkü büyük bir otele gittiğiniz zaman belli bir standart arıyorsunuz. Nedir o standart? İşte kahvaltıya gideceksin, kendin alacaksın. Evet. Bir ihtimal çayı onlar getiriyor olabilir ama onu da kendin. Bunu her şey okeysiniz ama butik bir işletmeye gittiğiniz zaman ne demek? Tabii ki çayım ayağıma gelecek, tabii ki kahvaltım önüme gelecek modunda oluyorsunuz ve bu beklenti içerisine giriyorsunuz. Evet. Oradaki personele kimseye şikayet etmiyorsunuz belki bana çay getirmedi veya şurası pisti, burası pisti diye tesiste gidip bir şeye şikayet etme dürtünüz daha geç uyanıyor. Ama butik bir otelde çay soğuktu, ondan sonra yumurta soğuktu vesaire bu şikayeti çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. Birebir çünkü muhatabınız karşınızda oluyor. O yüzden sizin oradaki kalite imtihanınız daha zor. Zor ama ben şunu görüyorum, özellikle müdavim geliyor artık bizim gibi tesislere. Müdavimler zaten anlayışlı davranıyorlar bu konuda. Bakıyorlar çocuklarla da zaten belli bir ilişki kuruyorlar hemen çalışan arkadaşlarla. Tecrübesiz de olsa onu tolere edebiliyor çok rahat bir şekilde gelen misafirlerimiz. Her sene gelenler var inanın. Tabii ki eksiğimiz var bizim de ama buna rağmen bence iletişim orada, güler yüz çok çok önemli ve kale almak çok önemli. Misafirlerin de taleplerini kale almak çok önemli. Yani bir şey yapamıyorsan bile hemen açıklamak durumundasın niye yapamadığını. O yüzden mesela bizim müdavimlerde böyle sıkıntılar yaşamıyoruz. Evet, geliyorlar, şikayet ediyorlar ve bizi düzeltiyorlar açıkçası. Ben çok memnunum yani butikte çünkü bu tür fikir alışverişi çok ciddi oluyor ve kendini hızlıca ama tamir ettiriyor. Ama geri bildirim onlar. Tabii geri bildirim. Yani çok rahat bir şekilde düzeltebiliyorsun da hatanı. Misafirler de zaten butik otelden beklentileri bakmayın yani o kadar yüksek olmuyor. Yani güzel, temiz bir odası olsun dediğim gibi, temiz bir ortam olsun, yine güler yüzlü bir hizmet, sıcak samimi ilişkiler, her şeyin ilacı. Yani dediğiniz gibi kaliteli, düzgün bir butik otel olduğu zaman gelen müşteri de yani Bodrum'a tatil yapmış oluyor. Çünkü Bodrum'da tatil biraz da hani bir gün Gümüşlü'ye gidip bir akşam Gümüşlük'te balık yemektir, gidip Akyarlar'da, Karayincir'de farklı değişik çok güzel koylar var, oralarda denize girmektir. Belki bir gün araç kiralayıp yarımada turu Torba'dan başlayıp Yalıkavak, Gümüşlük falan. Yani buraları gezdikten gördükten sonra aslında hani bir Bodrum'da tatil yaptım der ki yoksa hani otelden çıkmayıp. Çok haklısınız. Şimdi günübirlik denizde biliyorsunuz günübirlik bizim tekne gezilerimiz var. Tekne turlarımıza katılabilir. Çok haklısınız. Yani Bodrum'a gelen birisi otelden çıkmazsa Bodrum'u yaşayamaz. Evet. Bakın Bodrum'a gelen biri bir kere Gümüşlük'te akşam güneşi bir kere batıracak yani bir kere o net. Yalıkavak'ta da olabilir. O bölgede çünkü müsait. Yalıkavak, Geriş o bölgede Gümüşlük'te güneşi batıracak. Gidecek şöyle Akyarlar'dan bir Kos Adası'na doğru bir bakacak. Sonra gidip Yalıçiftliğin kristal sularında yüzecek. Gökova'nın girişi biliyorsunuz. Orası şu anda bizim yarımadadan daha temiz. Bunu itiraf edebilirim yani çok net. Söyleyebilirim. O taraf daha temiz yani Mazı Çökepe tarafları. Bizim oralarda tabii temiz ama orası halen o eski doğal deniz halini koruyor. Gezecek yani bir teze gidecek bir gün mandalina ağaçlarının arasından geçecek, portakal çiçeklerinin kokusunu alacak. Yani Karahova bölgesine gidip orada bir tadım yapacak. Orada oranın pastoral havasını yaşayacak, köylü havasını. Yani bunları Bodrum'da hepsini yapabilirsiniz. Ayağınıza outdoor ayakkabılarınızı giyip dağlara çıkabilirsiniz. Yani bunları yaşamak zorunda aslında Bodrum'a gelen bir tatilci ki Bodrum'u evet ben Bodrum'a desin. Gittim desin. Tatil hem kendisi Bodrum'a gittim desin hem de Bodrum'daki bir sürü küçük esnaf var. Tabii. İşletmeci bir sürü. Yani bunlara da bir katkısı olur aynı zamanda. Çok doğru. Ve akşam da çıksın şöyle bir bizim Bodrum merkezde Cumhuriyet Caddemizde Barlar Sokağı'nda dolaşsın. Gelsin marina tarafında şöyle bir güzel turlasın, hem yürüyüşünü yapsın, hem işletmelere dediğiniz gibi destekleri de olur bu durumda. Bence Bodrum bunlar yapılırsa yaşanmış sayılır. Yoksa yani... Tabii otelden çıkmadıktan sonra ha Bodrum'a gitmişsin, Antalya'ya gitmişsin, hiçbir manası yok zaten gittiğin yerde. Çok doğru. Tabii.
Ahmet Bey, Bodrum'da turizmi konuşuyoruz. Hep şey, yaz turizmi üzerinden dönüyor konu. İşte 2 aya sıkışık bir süre, 2,5 aya sıkışık bir süre. İşte oteller, yazın oteller, kumsallar falan. Hep böyle yaz turizmi üzerinden evet, konuşuyoruz. Evet, çok doğru. Peki bu turizmi farklı farklı mevsimlere yaymak mümkün müdür Bodrum'da? Turizmi çeşitlendirmek. Evet. Yani Ekim, Kasım aylarında neler yapılabilir? Veya Mart, Nisan, Mayıs yazdan önce. Bu turizm biraz daha şeyi sezonu genişletmek adına hem Bodrum'da evet. turizmi çeşitlendirmek adına bu konuda. Şimdi öncelikle bizim arkadaşlar kış turizmini yapabilmemiz için altyapımızı tamamlamamız gerekiyor. Şimdi fuarlar yapılıyor malum çok tabii ki faydalı. Dünya çapında Bodrum tanıtılıyor. Ama Bodrum'un tanıtımından önce bence çok acil altyapı çalışmasına ihtiyacı var. Belki de tanıtımı durdurmalıyız. Oraya harcadığımız parayı direkt önce bir altyapıya harcamalıyız. En azından belli bir bölgeleri belli bir plan dahiline toparlayabiliriz. Şimdi siz kışın buyurun bir vatandaşımızı ya daha doğrusu bir tanıtım yaptık. Avrupa'dan bir turisti buraya getirin ya da Türkiye'den herhangi bir şekilde. Yani şimdi yollar sıkıntılı. Malum son dönemlerde dereler, taşmalar, seller sıkıntılı. Ondan sonra yine kanalizasyon sistemi sıkıntılı. İhtiyacı cevap vermiyor maalesef. Şimdi yazın bile bazı problemler yaşadığımızı düşünürseniz kış bu çok daha öne çıkıyor bu sorunlar, bu problemler. O yüzden bizim önce tanıtımdan çok kendi evimizi bir kere temizlememiz ve toparlamamız gerekiyor. Yani gelen turiste ya Allah kahretsin ben nereye geldim dedirtmemeliyiz. Evet, marka bilinirliğine zarar veriyoruz aslında. Kesinlikle. Yani doğru hayal ettikleri anlamda geldikleri yeri hayal ettikleri gibi bulmayınca gittikleri zaman tabii yaptıkları ki. Reklamı da etkiliyor. Tabii ki çok kötü bir reklam. Yani eğer siz bir yoldan geçerken bir lağım kokusu hissediyorsanız mesela çok net belki de biliyorsunuz yani mesela ben bazen Yalıkavak damarının önüne gidiyorum. Orada bir koku var arkadaşlar. Yani, evet. Yani biz eğer milyon dolarlık teknelerin olduğu yerde hala bu sorunu çözemediysek büyük bir problem var demektir. Sen oraya getirdiğin turisti nasıl açıklayacaksın bunu turiste yani? İşte ben biraz önce bahsettiğimiz evet. konu işte. Önce onu temizleyip sonra o tekneleri oraya getirmek evet. gerekiyor. O sonra o marinayı yani. Yap. Oraya bir marina inşaatı yapılacağı tabii. belliyse tabii. oranın altyapısının ona göre düzeltilmesi de gerekir. Bu hani biz maalesef biraz kervan yolda düzülür mantığı var ya yapalım evet. sonrasına bakarız. Şimdi öyle bakın, olmuyor onun faturası. Kefi'de biz hala foseptik kullanıyoruz. Şimdi bütün işletmeler Ortakent'te foseptik kullanıyorlar. Atıklarını, atık suyu atmak için. Foseptikten sonra geliyor vidanjörler çekip götürüp arıtma tesislerine teslim ediyorlar. Peki bu süreç kolay mı? İnanın çok zor. Şimdi biz bir bakıyoruz bizim foseptiğimiz dolmuş. Ne zaman? Temmuz ayında. Zaten 3 günde bir çektiriyoruz da. Saat 12'de, 3'te, 4'te millet tam yemek yerken bizim vidanjör geliyor. Hadi ve açılıyor kapaklar. Çekiliyor. Düşünün yani orada şimdi kokuyu, oradaki sineği, oradaki ortamı düşünün. Yani bir kere hiçbir şeyden, turizmden falan bence bu konuda bahsedemeyiz biz yani. Böyle bir pozisyonda. Ya biz bir kere önce altyapımızı tamamlayacağız ki. Görseli bile kötü sineğinden mi ne? Yani, görseli tabii bile ki. Kötü. Yani o vidanjörlerin yazın sokaklarda dolaşmasını nasıl açıklayabilirsin sen Avrupa'dan gelen bir yabancı turiste? 2018 yılında, 2019 yılında Allah aşkına. Yani bizim artık çok acil bir şekilde yol, kanalizasyon, su problemini çözmemiz lazım. Ya yazın ortasında suyumuz kesiliyor bizim. Bir bakıyorum saat 3'te çocuklar koşarak geliyorlar. Ahmet Bey su kesildi. Ne oldu? Duşu yapamıyorum misafirlerimiz. Buyurun. Buyurun turizmi yapıyoruz burada. Arkadaşlar ciddi sıkıntılar var. O yüzden biz önce bir kere bunu toparlayalım. Ondan sonra kış turizmini konuşalım. Bakın kış turizmi derken aynı zamanda işletmelerin kışa acaba uygunluğunu da düşünmemiz lazım. Sen nasıl ısıtıyorsun otelini? Tabii, şimdi klima ile ısıtıyoruz. Mi? Güneş enerjisiyle suyunu ısıtıyoruz. Ondan sonra biz kışın açmayı deniyoruz. Bir bakıyorsun 5000 lira elektrik parası gelmiş. 2000 lira ciro yapmışsın. Yani arkadaşlar. Yani, olduğu gibi zarar. Bir kere
bir ara çalışması yapılmıştı. Ya biz termal kaynaklara yöneleceğiz. Bunları bulup çıkaracağız ki vardır yani kesinlikle. Belki ısısı azdır, birinin çoktur ama sonuçta belli bir derinlikte sıcak su var. Ve bunu yapan girişimciler de oldu Bodrum'da daha önce. Bence onlara biraz ağırlık vereceğiz. Belki işte bu fonları biz oralarda biraz daha değerlendireceğiz. Çünkü oralar ciddi yatırım isteyen. O konuda mimari çok önemli. Yani evet. Şehir otellerinde altta oda, üstte oda, sağda solda oda açıyorsun. Evet ısınıyorsun. Ama burada öyle mi? Her dört tarafı toprağa basan odalar, işletmeler, evlerimiz için de aynı şey geçerli. İşte Bodrum o kadar soğuk oluyor mu? Oluyor çünkü evler soğuk. Isıtamıyoruz. Her tarafımız açıkta. Dediğiniz gibi hani kış turizminde adam gelecek, zatürre olup geri göndereceğim. Bodrum'dan zatürreyle geri döndüm olacak ondan sonra. Çok haklısınız. Şimdi tabii kış turizmini biz altyapı ve tesisler hakkında bu şekilde değerlendirdik. Ama bir de niye gelsin? Şimdi önce bir iş yaparken müşteri buraya niye gelsin diye sormamız lazım. Değil mi? Tamam ben kışın otelimi de hazırladım, her şeyimi hazırladım Bodrum'da. Deniz yok. Hava da yağışlı. Ne yapacak bu insanlar? Tabii. Onu soruyorum yani. Onlara bir havuç vereceksin. Evet. Bir şey oldu. Bravo. İşte orada da bir kere belki sağlık turizmini çok ciddi konuşmak zorundayız. Bodrum'un havası, evet kış havası biraz serindir falan ama bir kere buradaki oksijen, özellikle yarımadadaki oksijen bizim, dünyanın hiçbir yerinde yok bakın. Burası Ege ile Akdeniz'in tam birleştiği noktadır. Bizim yarımadanın meltemi, rüzgarı insanın bırakın hastalığını, derdini, tasasını da alır götürür. O yüzden burada bir sağlık turizmine çok ciddi bir ağırlık vermemiz lazım bir. İki, kültür turlarını arttırmamız lazım. Bu kültür turu dediğimiz nedir? İşte Bodrum'un yerel değerleri burada öne çıkıyor. Bunlar nedir? Bodrum halkının yerel, yöresel yaşantısını satabiliriz bir, pazarlayabiliriz. Ondan sonra Bodrum'un işte yetiştirdiği ürünleri pazarlayabiliriz. Bunların başında mandalina geliyor. Mandalinanın çok büyük sıkıntıları var ama yine de Bodrum'u pazarlamamız için bizim çok ciddi bir temadır Bodrum mandalinası. Evet mandalina bitti ama hala isim var. Hala ismiyle. Biz Bodrum Mandalina Festivali diyerek ciddi bir burada sirkülasyon yaratabiliriz. Yine kış boyu kongre turizmi, çeşitli etkinlikler yapılıyor zaten. Ama yeter. Gerçekten sağ olsun bütün STK'larımız özellikle kendini bu konuda sorumlu hisseden vatandaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Bir sürü etkinlik yapılıyor Bodrum'da. Ama o etkinliklerin bir plan dahilinde olması gerekiyor. Bunları toparlayacağız. Belki sayılarını biraz azaltacağız. Ama bütün kışa yayarak işte Bodrum'da Kasım'da şu yapılır. Aralık'ta bu yapılır. Ocak'ta bu yapılır. Şubat'ta bu yapılır. Mart'ta bu yapılır. Nisan'da bu yapılır dememiz lazım. Ve belde belde de bunları dağıtmamız lazım bizim. Merkez ve diğer beldelere dağıtmamız lazım. Bunu bir takvime bağlamamız lazım. O takvime alıp yurt içi ve yurt dışı acentelere pazarlamamız lazım. Bakın siz bir şey koyduğunuz anda hemen bununla ilgili olan acenteler geliyorlar. Biz geçen yıl Acıot Festivali'ni yaparken İstanbul'a Emit Fuarı'na gittik. Emit Fuarı'nda bizim hemen broşürlerimizi, tanıtım dokümanlarımızı işte büyük acentelerden birkaç tanesine dağıttık. Sosyal medyada reklamlarımıza da yapmıştık zaten, başlamıştık. Bir baktık, hiç ummadığımız yaklaşık 12-13 tane bölgesel turizm firması bizim Acıot Festivali'ni satmaya başlamış. İşte bir bakıyorsun Antalya'dan bir firma işte 3 gün Acıot Festivali turu, Perşembe Pazar, Antalya Bodrum, şu otelde konaklama, etkinlik, festival alanı gezme, alışveriş yapma diye. Böyle böyle biz neredeyse 20-22 bin kişiyi... Siz pazarlamaya kalksanız kim bilir kaç bin kişiye ulaşacaksınız. O hani hiç sizinle bir bağlantıya geçmeden, değil mi? Sizin talebiniz olmadan pazarlamış. Tabii ki. Bizle bağlantıya hiç geçmedi bakın. Ama ben bunu mesela daha büyük çapta düşünüyorum. Bodrum'un tanıtımını işte şu anda yapan Botov'umuz, Boytav'ımız bunlar var. Yine burada bizim TURSAV'ın temsilciliği var, ciddi çalışmalar yapan arkadaşlar. Yani burada da bu organizasyonu yapsak
O zaman bence buraya gelen insan sayısı kış da olsa hiç fark etmez. Çok ciddi meblağlara ulaşabilir. Doğru ürünü koyacağız ortaya. Festivalse festival. Ve doğru zaman. Etkinlikse etkinlik neyse. Doğru zaman, doğru yer. Koyacağız ortaya ve bütün kışa yayacağız. Otellerimizi de tabii ki organize edeceğiz. Konaklama yerlerimizi de. Aynı zamanda tabii Bodrum Kalesi'ni de açacağız yani. İnsanlar oralarda dolaşsın. Tarih, kültür, spor. Malum bir Leleg yolu var. Ticaret odamızın ön ayak olduğu ve yapılan çok önemli bir yer. Buraları hepsini bir arada pazarlamak gerekiyor bakın. Aynı zamanda mesela günübirlik kosturunu da satabilirsiniz bu insanlara. Yani oraya o ürünü koyarken Mandalina Festivali aynı zamanda günübirlik kosturu. Bakın yani adam gelecek Bodrum'a, güzelim hava, güzel mandalina ya da işte işletmeler süper, dolaşacak, otelde kalacak. Sonra ertesi günde Avrupa'ya gidecek ya. Avrupa orası yani. Başka bir ülke. Tabii ki. Yani. Hem de diyecek ulan şu ülke işini de değiştireyim. Ya bakıyorsunuz şu anda 10 euroya gidiş dönüş biletler var yani. İstanköy'e ya da diğer yerlere. O yüzden bütün değerlerimizi bizim hepsini harmanlayıp öyle satmamız gerekiyor Bodrum'da. Münferit yapılan işler maalesef güdük kalıyor arkadaşlar. Evet. Bir bilgi vermiş Sayın Barış Balcı gene. Ahmet Bey, Dubai'nin denize yakın otellerinde deniz suyunu arıtma sistemi kullanarak temiz su odaları veriliyor. Bu sistem şu an 100 bin lira civarı fakat su faturası derdiniz kalmıyor demiş. Eminim bununla ilgili de herhalde bilginiz vardır. Tabii ki reverse osmos sistemi denizden arıtma. Tabii ki çok uygun bir sistem. Barış Bey'e teşekkür ederim böyle bir bilgiyi bize aktardığı için. Biz şu anda işletmemizde kullanıyoruz onu. Bizim keson kuyumuz var. Denize de sıfır zaten işletmemiz. Zaten kısmen tuzlu su geliyor oradan, o kuyudan bize. Ve biz o suyu reverse osmos sistemiyle arıtıyoruz. Hatta içilebilir kıvama getiriyoruz. Ve o suyla hatta kefide duş alıyor insanlar. Bütün odalarımıza, mutfaklarımıza hep o suyu veriyoruz biz. Ve inanın mesela otel odalarının en büyük sıkıntısı duş kabinlerinin camlarının kireçlenmesidir. Bizde hiç öyle bir problem yok. Tabii ki teknolojik altyapı kurularak denizde kullanılabilir. Karada kullanılabilir. Yeraltı suları da kullanılabilir. Çok haklı Barış Bey, sağ olsun. Bununla ilgili çalışma yaparız, yapmalıyız yani. Şimdi tabii programımızın sonlarına geliyoruz. Rejide oradan sürekli el kol hareketleri yapıyor evet. Artık. Biz her zaman çok uzatıyoruz biz Ahmet'i. Hiçbir zaman saatinde bitiremiyoruz. Evet. Bitmiyor bir türlü. Şimdi birkaç soruyu atlıyoruz o yüzden. Atlayalım. Tamam. Öncelikle yani atlamadan şu teşekkür yapayım ben size. Siz Acıot Festivali'nde, Mandalina Festivali'nde gerçekten burada maddi çıkar olmaksızın hatta belki cebinizden paraları diyerek bu organizasyonları gerçekleştirdiniz. Bunların hiçbirinin maddi taraflarla alakası yok aslında beldeye, bölgeye fayda sağlamakla ilgili şeylerdi. Öncelikle size kişiler olarak çok teşekkür ediyorum. Keşke hepimiz bu tarz şeylerde olabildiğince yardımcı olabilsek. Bu arada Mandalina Festivali'nden herkes çok mutlu ayrıldı. Bütün katılımcılar ve stand sahipleri. Ben gezdim hepsini. Hepsi muhteşem bir festivaldi. Çok kalabalıktı dediler. Tabii ki bölge sakini olarak bana da bunlar gurur veriyor. Evet. Bu sizin bu yüzünüzle ilgili de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son sorumuzu soralım o zaman artık. Bodrum'u 15-20 yıl sonra nerede görüyorsunuz ve 15-20 sene sonraki Bodrum'da Ahmet Aras ne yapıyor? Evet. Yani tabii ki hedeflerimiz var. Bodrum'un da hedefleri var. Ama keyfi devam etsin bir yandan dursun. Evet, tabii ki bu markaların devam etmesi lazım. Şimdi bizim Bodrum'da kıymetlilerimiz var. Bizim onlara sahip çıkmamız lazım. Yani bunlar şimdi isim vermemde sakınca olur mu bilmiyorum ama. Bizce yok. Oğuz Bey bir şey demedi. Birçok işletmemiz var. Kadim işletmeler buralar. Uzun yıllardır Bodrum'un özellikle turizm hayatına hizmet veriyor. Değeri olmuş. İnşallah Kefi de onlar gibi bir marka olarak devam edecek tabii ki. Şimdi Bodrum 15-20 yıl sonra ne olur? Eğer arkadaşlar doğru adımlar atabilirsek çok iyi bir planlama, iyi bir altyapıyla biz çok mutlu 15-20 yıllar, 50 yıllar görebiliriz Bodrum'da. Mutlu yaşayan insanların. Ama doğayla, denizle, kayayla, Bodrum'un ağacıyla, kuşuyla
böceğiyle beraber yaşamayı öğrenmemiz lazım biz. Denizi kirletmememiz lazım bir kere en baştan. Benim en büyük korkum deniz kirliliği arkadaşlar. Kara kirliliğini bir türlü biz bertaraf edebiliriz. Yani binaları yıkarsın. Yani imar kirliliğinde işte kentsel dönüşüm diye bir şey var. İstanbul'da uyguluyorlar adamlar. Yani Bodrum'da da belki bundan 15-20 yıl sonra çok kötü yapılan işler belki de kaldırılacaktır, bertaraf edilecektir. Gençlerimiz çok daha bilinçli bu konuda malumunuz. Ama denizin geri dönüşü inanın yok arkadaşlar yani. Şimdi ben çocukluğumdan beri şnorkel yaparım, serbest dalış yaparım, balık vururum işte ahtapot yakalarız falan. Ya şimdi yapıyorum şnorkel, o günlerle bugünler arasında dağlar kadar fark var. Artık denizde 3 metre ötesini göremez hale geldik biz. Bunun çok ciddi sebepleri var. İşte birinci sebebi altyapı yokluğu. Yani düzgün arıtma sistemleri, kaliteli arıtma sistemlerinin olmayışı. İster istemez denizi kirletiyor arkadaşlar. Foseptikler de kirletiyor denizi. Sızdırmalı foseptikler var. Bunlar gidiyor denize karışıyor ister istemez. Denizde yine sintini bırakan tekneler, duyarsız denizcilerimiz de var haliyle. Ama asıl kara kaynaklı bu kirlilikler. Mesela bu sel suları da denizi ciddi kirletiyor arkadaşlar. Şimdi siz eğer o çamuru tutamazsanız o çamur koyları yavaş yavaş doldurmaya başlıyor. Şimdi gidin Ortakent'in dibine bakın. Bir çamur tabakası kaplamış gibi. Balçık tabakası kaplamış gibi. Doğa gene kendince biraz temizleyebiliyor. İşte lodos çıkıyor bir bakıyorsunuz temizlenmiş belli bir oranda. Ama biz insanlar olarak artık bir şey yapmazsak doğa da kendini temizleyemez hale gelecek. Yani inanın ben bu en büyük korkumu denizlerin kirlenmesi olarak size ifade edebilirim şu anda. Ve bunu çok net görüyorum. Daha önce balık popülasyonu, deniz kestanelerimiz bile yok artık. Deniz yıldızları, yani hiçbir şey kalmadı inanın. Sudaki ekolojik denge bozuldu. Bozuldu. Yani Ortakent'te de bozuldu bu. Gümbet'te de bozuldu, Bitez'de de bozuldu. Yani kimse bunu inkar edemez. Yalıkavak'ta da bozuldu. Yani çünkü hiçbir şekilde gerçek anlamda bir arıtma yapılıp maalesef atık sularımız o şekilde bırakılamıyor denize. Bunun da çok önemli bence yine alınması gereken önlemleri var. Mesela su ihtiyacımız var diyoruz ama o arıtmadan çıkan atık suyu biz temizleyip geri kullanmak zorundayız artık bundan sonra. Yani onu denize vermek de bakın hiçbir şekilde doğru değil zaten de. Ama en azından o suları yeniden karada, sulamada, çevre temizliğinde her türlü yerde kullanabiliriz. Bizim böyle işlerle kafa yormamız, böyle işlere kendimizi kanalize etmemiz gerekiyor. Günübirlik önlemlerle bir yere varamayacağız biz yani, arkadaşlar. Günü kurtarıyoruz. Evet. Günü kurtarıyoruz. Yani anlattıkça insanın içi acıyor cidden. Özellikle hem Bodrum'daki mesela o doğal ortam da çok bozuluyor. Yani ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Özür dilerim biraz uzattım ama. Mesela bu çok önemli. Bakın evet bir sürü proje yapılıyor. Çok güzel projeler yapıyorlar. İşte dağlarda, tepelerde konutlar yapılıyor, rezidanslar yapılıyor. Villalar yapılıyor. Ama bir bakıyorsunuz arkadaşlar o yapılan iş oradaki tepeyi yok etmiş. Ya da burnu yok etmiş. Ya da denizi doldurmuş. Sadece onunla da kalmıyor ki sonra bir yağmur yağıyor. Evet. Artık oradaki o toprak örtüsü kaybolduğu için bu sefer o suyu dağ tutmuyor aşağıya salıyor. Çamur olduğu gibi denizde. Yani sadece şey de değil evet. O. Bakın Bodrum'un doğal bitki örtüsünde yer alan zeytin çok önemlidir. Meşe, pinar ağaçları. Maki örtüsünde yer alan yine hayıt gibi, kovalık gibi mesela bu isimleri şimdi size söyleyeyim de pek anlamazlar belki Bodrumlar bilir. Bu bitkiler bile kalmadı artık hiç ortalıkta. Yani lütfen bir proje yaparken doğaya uyduralım. Ya gitsinler yarbasan evlerini görsün arkadaşlarımız. Bizim Bodrum'da proje yapan bütün mimar arkadaşlarımızın, mühendis arkadaşlarımızın gidip bir yarbasan taş evleri görmeleri gerekiyor. Çok güzel. Orada inanın bütün her şey korunmuş. Yani bir tane küçük bir ağaç varsa orada korunmuş. Orada ot varsa o bile korunmuş. Bölge bölge. İşte o şekilde projeler yapılmalı. Bir kere bir tepeyi yok ederek biz iyi bir şey yapamayız.
O tepeye biz kendi evimizi uydurmak zorundayız. Kaya varsa kayaya da dokunmayacağız. Ağaç varsa ağaca da dokunmayacağız. Ona göre proje çizsin arkadaşlar zaten lütfen. Doğa intikamını alıyor sonra. Yani, o kayaya, o ağaca dokunursanız doğa geliyor. Ama dönüşü yok. 10 sene sonra sizin yani. İntikamını alıyor. Ama o tepelerimizin dönüşü yok bakın. Yok. Taş ocakları, kum ocakları maalesef şu anda Bodrum'a havadan bakınca ne kadar büyük bir katliam yapıldığını yine görebilirsiniz. Yani sadece inşaatlar değil. Yok, havadan bakmanıza gerek yok. Kızıl Ağaç'a evet. Gidin, Büyükkara'ya doğru evet. Dönün. Dağ yok. Yani bembeyaz sanki Texas gibi. Yani. Tamamen o üstündeki o makilik evet. Alan alınmış. İçeriden kırmızı kırmızı taşların evet. Hala oyulduğu, içinizin acıdığı böyle bir görselle karşılaşacaksınız. Ben buna vahşi hafriyat diyorum. Evet. Lütfen hafriyatçılarımız, inşaatçılarımız bu vahşi işten vazgeçsinler. Lütfen evlerini bizim eskilerimizin yaptıkları gibi, eski Bodrum evlerinde olduğu gibi lütfen doğaya uydursunlar. Yönünü ona uydursun, kayayı korusun, kenarına yapsın. Çok daha mutlu nesiller yaşayacak o evlerde. Çok daha kişilikli bir Bodrum'da olur. Evet. Böylece o karakteristik evi evet. Aynı fiyata yine satabilirsiniz. Çünkü burası böyle bir lokasyondur o tabii zaman. Ki. Yani tabii. Orada oturmak isteyen gitsin İstanbul'da otursun, İzmir'de otursun diyebiliriz çünkü. Tabii. Başka bir modern bir yapıda oturmak isteyen. Hepimizin duyarlı olması evet. Lazım. Bütün Bodrum'da yaşıyoruz. Yani Bodrum'u Bodrum yapan denizdir, doğadır, güneştir. Mimarisidir. Aynen öyle yani çok. Korumak zorundayız. Yoksa biz de kozmopolit diğer büyük metropoller gibi, İstanbul gibi mesela, İzmir gibi, Ankara gibi kendini o coğrafyaya ait olmayan insanların, ait olduğunu hissetmeyen insanların yaşadığı bir yer haline gelecek Bodrum. Bodrum'dan dışa göçler de başlayabilir 15-20 yıl sonra evet. Eğer önlem almazsak biz. Peki. Yani bir atasözü, sevdiğim bir atasözü vardır. Doğa, tabiat ana bize dedelerimizden miras değildir. Torunlarımızın bize emanetidir. Çok haklısınız. Onlara güzel bırakmamız gerekiyor. Çok çok haklısınız. Doğru. Peki. Süremiz tabii ki çoktan doldu. Oradan artık kaştır, gözdür, elinden ne geliyorsa Hülya oradan yapıyor bana. Cam kırılacak birazdan. Evet, biraz yani tabii ki bu konular çok önemli konular konuştuğumuz. Bütün yani bizim bu program hep böyle oluyor ama biz evet. Bir türlü programı bitiremiyoruz. Çok güzel açıyoruz, asla programı bitiremiyoruz. Ben kapatamıyorum. Evet, bak, yani, evet diyor orada. Çünkü sürekli konu konuyu açıyor. Bodrum'un hem çok değerli bir yer, çok önemli bir yer. Sonra bir de çok önemli tabii sorunlarımız var. Onları konuşunca ister istemez evet. Laf uzuyor arkadaşlar. Konuşalım ki belki bir şeye faydamız tabii olur. Ki olacak. Yani tabii, konuşmaktan tabii. Çekinmeyin. Tabii. Peki o zaman ben size çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok mutlu olduk biz burada sizi ağırlamaktan. Çok da keyifli bir sohbetti. Benim için İnşallah de. Başka bir programda yine birlikte olalım. Çok teşekkürler. Biz tabii de. Ki katılmak isterim her zaman. Sizlere de özellikle teşekkür ediyorum. Bu programda genelde hep bu duyarlı konular konuşuluyor. Yani hiçbir zaman ben magazinsel bir şey duymadım ya da böyle çok ağdalı bir şeyler duymadım. Dinleyicilerimiz umarım çok tatmin oluyorlardır sizlerin bu sunumundan. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Elimizden geldiği kadar hem siyasetten hem evet. De magazinden uzak durmaya çalışıyoruz. Evet. Bizim işimiz girişimciliği konuşmak, Bodrum'u konuşmak. Evet. Sizler gibi Bodrum'a hakim, tanıyan ve değerli insanlarla da bunları konuşuyoruz. Çok çok tekrar teşekkür ediyorum. Kapatıyorum Hülya'cığım. Sağ ol. Sevgili izleyiciler çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğunuz için bir yayında daha. Haftaya tekrar yine başka bir konuğumuzla girişimcilik ve Bodrum üzerine konuşacağız. Haftaya bir sonraki haftaya programımıza gene hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.